Aga biz hala ne yapıyoruz burada? Evde de bir şey bulamadık zaten. Bekleyeceğiz. Aga ben bir gitsem, şu bal çiçeği görsem, Gülnaz'a bir baksam, şu yamık herifi bir dövsem. İyi hadi tamam sen git. Git hadi. Kusura bakma. Ya hadi tamam uzatma. Bak sen de çok burnunu sokma. Ya... Bu dışarıda kalmalar giderek sıklaştı ve beni rahatsız ediyor Sayman. İnanın üzülerek söylüyorum, bu bana disiplinsizlik geliyor. Ne deseniz haklısınız Nesrin Hanım. Ama gitmek zorundayım, inanın. Benimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Bir aile meselesi efendim. Benim halletmem gerekiyor. Bu gece son, bir daha olmayacak. Peki. Geçtiğimiz 2 yıl içinde 4 büyük konser, 2 dünya turnesi ve 8 yurt dışı anlaşması. Ayrıca 2 yeni sanatçı lansmanı. Sen Murat Hoca'nın parmağı olmadan bayağı iş çıkarmışsın. Hit parçaların hepsi Murat'ın düzenlemesi. Hmm. Kankadan kıyak. Ama sen ondan farklısın. Kimden? Murat Hoca'dan. Bazı yönleriniz benziyor. Mesela ikiniz de çok dalgacısınız. Özellikle birbirinize karşı. Ama sen... Ama ben? Bu Murat Hoca'nın arabası galiba. Evet o. Onu hemen söylemeliyim. Seni bekliyordum. Telefondan sürekli aradım bugün, duymadın mı? Ne söyleyecektin? O adamla buluştuğunu mu? Bana sormadan, benim fikrimi almadan. Sana söyledi mi hemen? Oo, söylememesini tembih etti demek bizim küçük muhabbet kuşumuz. Gidip sohbet etmesi yetmemiş. Aradı, davet etti. Gelmem mi deseydim? Evet, öyle deseydin. E nezaketen gittim. Hep demez misin davete icabet etmek lazımdır diye? Bunun böyle bir davet olmadığı belli. Bana masal anlatma. Adamla aramda sorun olduğunu biliyordun. Ben de zaten o yüzden. Sen de o yüzden ne? Senin nasıl biri olduğunu anlatmak için gittim. Bunun tek bir açıklaması var. Benim arkamdan iş çeviriyorsun. Hayır. Niyetim sana yardım etmekti. Yardıma ihtiyacım olduğunu kim söyledi? Hele senin yardımın ha? Yardıma ihtiyacı olan biri varsa o da sensin. Hala ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Zavallı küçük bir çocuk gibi davranıyorsun. Büyü biraz.